Sevgili aslan burçları, ay burcu aslan ve yükselen aslanlar, bakalım 6 Kasım, 12 Kasım sizleri neler bekliyor? Bunları tek tek açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar bugün biraz geç kaldım. Dün bazı sebeplerden dolayı yorgundum. Yorgunluğum çok artmıştı. O yüzden maalesef ki size bakım yapamadım. Geceliğin yapıyorum bakımları. Sabaha karşı bazen atıyorum. Bazen 12, gece 12'de atıyorum. Maalesef çok yorgundum. Uyudum, uyandım. Havas ilmi çalışıyorum. O da yoruyor insanı. Bayağı bir şey çalışmak lazım. Nasıl derler? Detaylı çalışmamız gerek. O yüzden havas beni bir hayli yordu. Hayırlısı olsun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ibadi leyse leke aleyhim sultanen ve kefa bir rabbike vekilen. Rabbimin vekaleti üzerinize olsun inşallah. Sakındığınız her ne varsa, korktuğunuz her ne varsa Rabbim o korkudan kurtardığı gibi sizleri yüksek mertebelere ulaştırsın inşallah. Aslan burçları, şimdi burada zaten ayeti kerimede diyor ki benim halis kullarıma senin hiçbir tasallutun olamaz. Şeytanı azarlıyor Rabbimiz burada. Rabbinin vekil ve gözetici olması onlara el verir. Onları senden kurtarır. Şunu hatırlayın lütfen. Rabbimiz gözeticidir, bizim üzerimizdedir. Bunu sizden rica ediyorum. Bunu idrak ettiğinizde hiçbir şekilde dost gibi gözüküp şeytani karaktere sahip insanlardan uzak duracağınızı gösteriyorum. Bugüne kadar çok zarar gördünüz efendim. Dost gibi gözüküp seni üzen kişilerden. Bu hafta boyunca bir pazardan bir pazara lütfen biraz dinlenin. Çok yordunuz kendinizi, çok yoruldunuz. Kalbiniz yara aldı, kırıklarınız var, kalp kırıklarınız var. Başka şeyler var. Bir tutulma meydana gelecek 8'inde biliyorsunuz. 8 Kasım'da Salı günü. Bu da sizi kare açıyla etkiliyor efendim. Lütfen kalbini daha fazla zorlama. Ağır sporlar yapma. Hatta spor yapma bu ara. Çok zorlanıyorsun. Moral biraz bozuk. Neden moral bozuk? Gecikmelerden dolayı. Gecikmelere kafanı takma. Hak ettiğin paraya, hak ettiğin itibara, hak ettiğin sevgiye kavuşacaksın yakın zamanda. Ama bu ara beklemekten yoruldum, gelme artık istemem diyor aslan burçları. Öyle demeyin. Paraya da diyorsunuz, sevgiliye de diyorsunuz, gelecek her şey önünüze serilecek. Güzel şeyler yaşayacağınızı görüyorum. Verdiğiniz mücadeleye değecek. Neden fazla ağır spor yapmayın veya fazla spora yönelmeyin? Kalp çok yorgun, çok kırgın. Bir de zorlarsın, kalp ritim bozukluğu yaratırsın, başka bir şey yaratırsın, yaratırsın da yaratırsın. O yüzden bunlardan vazgeç, kendine biraz çeki düzen ver. En fazla yarım saat bir yürüyüş yap, o da açık havada oksijen iyi gelsin diye. Ve hazır ol ve başla. Neye başlayacaksın? Yeni bir dünya yaratacaksın kendine ait. Çarşamba gününden itibaren bu ağırlık omuzlarından kalkıyor. Hepimizi tutulma tarumar etti arkadaşlar. Güneş tutulması bitti, ay tutulması başladı. Benim de elim ayağım artık kalkmaz oldu. Gerçekten tutulma bizi yerle yeksan etti ama kurtulacaksınız. Bazı durumlarda yollar yapabileceksiniz, seçenekleri araştıracaksınız. Gittiğiniz yollardan hayır ve bereket göreceğinizi söyleyebilirim. Arkadaşlar iki kişi yola gideceğinizi, hayırlısıyla buradan bereketli bir çalışma yapacağınızı, bir maddi sorunun çözüleceğini söylemeliyim. Ve de isminde Ş harfi olan Ayşe, Şermin, Şennur gibi isimler ya da Şahin gibi erkek isimlerini söylüyorum. Şahap gibi. Bu insanlara da bir yeni iş kapısı açılacak. Bekledikleri ne varsa olumlu cevap alacaklar. Onu söylemeliyim arkadaşlar. Gerçekten olumlu cevap alacakları bir sürece girmişler. 45-50 yaşlarındaki bir erkek bir can sıkıntısı yaşayabilir arkadaşlar. Bir şeylere canı sıkılmış olabilir. Bir şeylerin nasıl diyeyim
sıkıntısını yaşıyor olabilir. Ama hayırlısıyla o dönemeçleri geçireceğini görüyorum arkadaşlar. Evet. Asla ve katiyen bu hafta kimsenin duygusal matemine kulak vermeyin. Size bulaşıcı gibi üzüntü bulaşabilir. Biraz kendinize ait bir yeni yaşam alanı oluşturun. Koşullarınızı iyileştirmeye çalışın. Ve iyi olayları hayatınıza katmayı deneyin sevgili arkadaşlar. Kötülerini bırakmanızı rica ediyorum. Bu hafta bir uzman kişiyle görüşmeniz olabilir. Herhangi bir konuda, kişisel bakım konusu, kişisel kazanç konusu, kişisel bir alanın yönetilmesi konusu, bankacı, muhasebeci, güzellik uzmanı, her neyse bir danışanı, birine bir şey danışacaksınız. Herkesin tabii yaşamı kendine özel. Kolektife baktığı için bir uzmanlık alanıyla görüşme, bir uzmanla görüşme çıkıyor arkadaşlar. Baş başa görüşmeniz olacak. Bir karar alacaksınız. Ardından asla yenilmeyeceksiniz. Borç alıyorsanız ödeyeceksiniz. Güzellikse karşılığını mutluluk olarak alacaksınız. Ya da ne bileyim bir avukatla görüşüyorsanız mahkemeniz olumlu sonuçlanacak. Bir bilene danış diyorum. Ve yolu sevgiden geçen herkes bu sevgiyi büyütecek arkadaşlar. Sevgi yaşamın özüdür. Azim edip çalıştığınız bir konu hayırlı neticeyle sonuçlanacak. Düşmanlarınız çoktur yalnız. Bazı düşmanlarınız hakarete varacak derecede sizi kıskanabilirler. Bunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Maalesef çok fazla kıskançlığa maruz kalabilirsiniz. Onu da belirteyim. Allah'ın izniyle bunlardan da kurtulacağınızı, kendinize çeki düzen vereceğinizi görüyorum. İç canını sıkma. Olayların gidişatı çok iyidir. Hiç kötü bir şey görmedim arkadaşlar. Allah'ın izniyle tüm sorunlarınızı da çözdüğünüzü söyleyebilirim. Bu hafta sorunlarınızı çözeceksiniz. Bir kenara çekilip biraz dinleneceksiniz efendim. Arkadaşlar, evet. Affetmekte zorlandığınız birisini affedeceksiniz. Çünkü artık empati yapıp onu anlamaya başlamışsınızdır. Ve yüzü olsun, arkasından olsun, dediğim gibi onu affedeceğinizi görüyorum. Güçleneceksiniz, kuvvet kazanacaksınız. Bir hayırlı kalabalık gösteriyor arkadaşlar. Hayırlı bir kalabalık gösteriyor. Buralardan da iyilikler göreceğinizi söyleyebilirim. Evet. Evet. Çarşamba günü resmi işler yapmak için uygundur diyor. Saatlerin hazinesini hesap ettiğinde çarşamba resmi işler için uygundur. Salı günü hastalanırsınız diyor, şifa bulmak için dinlenmek iyidir diyor. Perşembe gününe baktığımda arkadaşlar çok fazla insanlarla yüz göz olmayın diyor. Özellikle ikili ilişkilerde, evlilerde ve partner ilişkisi, sevgili ilişkisi olanlarda çok fazla arayıp sormayın. Tartışma olabilir. Tartışma büyüyebilir diyor. Pazartesi gününe baktığımda pazartesi günü çok kalabalıktır başın diyor. Biraz başak burçlarıyla tartışabilirsin diyor aslan burcu. Başaklarla hafif tartışma olabilir diyor. Başak burçlarından uzak dur diyor. Ve deniz kenarından haber alabilirsin diyor perşembe günü için. Ya da deniz kenarında, kıyısında yaşıyorsan bir deniz kenarında yürüyüşe çık, iyi gelecek diyor perşembe günü. Arkadaşlar, ben spor yapmayın dediysem 3 günü kastettim.
Pazar, pazartesi, salı ağır sporlardan kaçının. Çarşamba günü şey bitiyor, hani ne diyeyim, o zorlama bitiyor. Çarşamba günü istediğin sporu yap. Yüzer misin? Yüksekten mi atlarsın? Bisiklet mi sürersin? Ne yaparsan yap. Çarşamba günü o ağırlık kalkıyor üstünden. Onu söylüyorum. Kuvvet kazanıyorsun çarşambadan itibaren. Perşembe günü deniz kenarında yürüyüş yap. Yapamasan bile deniz kıyısından birinden haber alıyormuşsun. Ve geliyorum Cuma gününe. Cuma gününde sen ibadet ederken arkandan fitne fücur çevirenler olacak. Ona dikkatli ol. Cumartesi günü çok rahat bir gün. Kesinlikle görüşme var, konuşma var, affetme var, af ve mağfiret var. Birbirinizi karşılık konuşmalar, neşeli bir topluluk var. Cuma günü işte biraz fitne fücur olsa da cumartesi günü çok rahatlama, çok güzel bir devre. Allah herkese doğru yolu göstersin inşallah. Mesleki anlamda biraz moral bozuk olsa da yakında onların düzeleceğine işaret ediyor arkadaşlar. Evet. Bir de bir anda vereceğiniz bir karar var. Hani şu işi de bir yapayım, kazanır mıyım diyorsun. Gerçekten de kendine güven duy. Duaların Rabbim tarafından işitilmiş, hemen tezahür edecek. Olumlu kal, rehberliği izle, kendine güven. Üzüldüğün bir konuyla ilgili iki haber alacaksın. Maddi konuda çok büyük iyileşme var. Bir şeyi enine boyuna düşüneceksin, karar vereceksin. Her şeyin yoluna gireceğine şahit olacaksın. Kazanacağını görüyorum, sıkıntıları atlatacağını görüyorum. Ve arkadaşlar, bir patronla görüşme, senden yaşça büyük bir erkek olabilir. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Yaşça büyük bir erkek olumlu bir konuşma yapacak. Sana babacan hareketlerle destek verecek. Bir yerden izin alma durumunuz var. İzin alacaksınız. Bir işi yoluna koyacaksınız. Velhasıl ve kelam. Zikrinizi vermek istiyorum efendim. 6 Kasım, 12 Kasım arasında bir pazardan bir pazara Ya Mukni zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısı 1100'dür. Zenginlik veren istediğini zengin eden demektir. Neden arkadaşlar? Çünkü Ya Mukni zenginlik zikridir. Siz de eliniz bol bir aslansınız. Mutlaka bu zikri çekerek yaşamınıza zenginliği katın efendim. Çünkü paraya da çok ihtiyacınız oluyor. Bunu da söyleyeyim sevgili dostlarım. Evet. Niyetleriniz hayırdır, yollarınız açıktır, kâr edeceksin ve ölmüş olan duyguların canlanacak arkadaşım. Daha ne olsun sevgili Aslan Burcu. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek pazar görüşmek üzere. Videonun altına da yazıyorum. 1100 kere Ya Mukni zikrini çekin efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.